Sevgili izleyenler, ben Ateş Ağlayan. Yine yeniden bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk, sizler için çok özel röportajlar yaptık. Merak ettiğiniz soruları sorduk ve iş dünyasına rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Altın Rehber haber turuyla karşınızdayız. Ben Sinem Ergün. Türk Hava Yolları'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidemeyen yolculara kolaylık. Türk Hava Yolları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bazı ülke vatandaşları için getirdiği giriş yasağı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne gidemeyen yolcuların bilet iptal değişiminin ücretsiz yapılacağı açıklandı. KOBİ'nin yatırım enerjisi yükseldi. Türkiye enerji yatırımlarında vites büyütüyor. Güneşten rüzgar ve nükleere kadar her alanda canlanan yerli kaynaklar KOBİ'lerin yatırım iştahını kabarttı. Sadece nükleerde 10 milyar dolarlık fırsat var. Çiftçinin 106 milyon liralık hasarını Tarsim ödüyor. Geçtiğimiz Aralık ayı başından içinde bulunduğumuz Ocak ayının ortasına kadar 20 bine yakın hasar ihbarı alan tarım sigortaları havuzu, poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda üreticiye 11 milyon lira hasar ödemesi yaptı. Tarsim 95 milyon lira daha ödeme yapılacağını açıkladı. Teknoloji ile sporu birleştiren Manisa'daki QuickFit'e konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Sizler için sektörleri mercek altına alıyoruz. QuickFit'teyim. Alanında uzman bir ismin yanında, Selvin Hanım'ın yanında. Kendilerine öncelikle teşekkür ediyorum bizleri ağırladığı için. Selvin Hocam, şahsınızı tanıyabilir miyiz öncelikle? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Selvin Günay Şahan ben, 24 yaşındayım, QuickFit'in sahibesiyim. Teşekkür ederim Selvin Hocam. Hizmetlerinizden bahseder misiniz? Tüm Avrupa'da kullanılan EMS antrenman sistemini Wavy'yi Manisa'ya getirdik. Bu bireysel antrenmanlar üyelerimizin kendilerini özel hissetmelerini sağlayan antrenmanlar. Süremiz 25 dakika. Bu 25 dakika içerisinde üyemizin üzerine bir yelek giydirerek 25 dakika antrenman yaptırıyoruz. Bu antrenman herhangi bir alan spor salonunda yapılan 80 dakikalık bir antrenmana eşdeğer sayılıyor. Peki giydirdiğiniz yeleğin özelliklerinden bahseder misiniz? Yelek kişiye tıbbi elektrik akımı veriyor. 16 ayrı bölgeye tıbbi elektrik vererek kişinin kaslarının çalışmasını sağlayan bir sistem. Teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Tüm Türkiye'ye ve Manisa'ya sporlu, sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum. Teşekkür ediyorum Selvin Hocam. Ben de sizin ticari ve mesleki hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Bizleri konuk ettiğiniz için, değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki, kök hücre nedir? Nakli nasıl yapılır? Ankara'da bulunan Özel Bayındır Hastanesi'nde konuk olduk. Çok özel bir röportaj yaptık. İzliyoruz. Profesör Doktor Sayın Ali Uğur Ural. Efendim hoş geldiniz programımıza öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sizler de Bayındır Hastanesi Sülütüzü'ne hoş geldiniz diyorum. Ben öncelikle sizi tanımak istiyorum. Hem kariyeriniz olarak sizi tanıyalım hem de bu merkezle, bu klinikle tanışmanızı izleyicilerimize paylaşalım. Elbette. Az evvel dediğiniz gibi ben Profesör Doktor Ali Uğur Ural. Ankara Söğütözü Özel Bayındır Hastanesi Hematoloji ve Kök Hücre Nakli Merkezi Başkanıyım. 6 yıldan beri görev yapıyorum merkez başkanı olarak. Burada özellikle hematolojik kanserlerle ilgili olarak bu tipte hastaların tedavilerinin ve tanılarının yönlendirmesini yapıyoruz. Evet. O zaman merkezimizi de biraz anlatalım detaylı. Merkezimiz nasıl bir birim, nasıl bir teknoloji ve altyapısı var, nasıl bir kadroya sahibiz? Evet, bizim Ankara Söğütözü'nde kurulu olan hastanemiz 8. katta hematoloji ve kök hücre nakli merkezi olarak bulunmaktayız. Kök hücre nakli merkezi olarak 10 tane nakil merkezine ve 6 tane de diğer hematolojik kanserlere ait yatağımız var. Burada hizmet veriyoruz.
Hematoloji ve kök hücre nakli veya kemik iliği nakli tamamen bir ekip işi. Yardımcı sağlık personeli, benim doçentim, pratisyen hekimimiz, biyolog arkadaşlarımız, aferez işlerinden sorumlu olan ve diğer hemşire arkadaşlarımızla birlikte ekip olarak işimizi götürmekteyiz. Evet. Biraz da süreçten bahsedelim. Bir hastanın sizinle tanışmasından o tedavi sürecinin sonuna kadar diyelim, kendilerini en iyi hissettikleri noktaya kadar geçen süreç nasıl işliyor? Evet. Özellikle az evvel söylemiş olduğum gibi bizim genelde takip etmiş olduğumuz hastaların çoğunluğu %95'in üzerinde hematolojik kanserleri oluşturmakta. Özellikle kanama bozuklukları, kansızlıklar veya enfeksiyonlara eğilim nedeniyle müracaat eden bir vakada bir tanı oluştuğu zaman, ki bu tanı lösemi, halk arasında kan kanseri olarak bilinen lösemi olabilir, multimiyoloma olabilir veya lenf kanseri olarak bilinen lenfoma olabilir. Tanı aşamasında tüm laboratuvar imkanlarımız burada yeterli. Hastanemizde onunla ilgili olarak tanımızı koyabiliyoruz. Ardından 8. katta yataklı hizmet olarak, ki burada kemoterapi uygulanması, ardından hastalığın aktivasyonunun durumunun kontrolü ve gerekli olan vakalarda da kemik iliği nakli veya kök hücre nakline kadar giden bir süreç işliyor. Çok özel bir kahve deneyimine hazır mısınız? Kahve severlerin buluştuğu İzmit'teki 93 derece kafeyi ziyaret ettik. Birlikte izliyoruz. Evet sevgili Altın Rehber izleyicileri, şimdi İzmit'teki 93 derece kafedeyiz. Firma sahibimiz Sayın Dimitri Karasava Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Dimitri Bey. Merhabalar, hoş geldiniz 93 derece kafeye. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Kafenize özel, sizi kimsenin hiçbir yerde bulamayacağı çay ve kahve çeşitleriniz nelerdir? Kahve çeşitlerinde şu anda Türkiye'de sadece 3 coffee shop'ta bulunan, İzmit'te ise tek coffee shop'ta Death Wish çekirdeğimiz Amerika'dan özel olarak bizim için gelmektedir. Klasik bir kafeden veya klasik bir kafeteryadan farklı olarak 3. dalga, 3. nesil dediğimiz demleme yöntemleriyle kahvecilik ve ayrıca yine diğer kafelerde bulunmayan detoks ürünlerimiz bizi çekici kılan, bizi seçimlerine yönlendirecek olan şeylerdir. Güler yüzlü çalışanlarıyla iyi bir hizmet veren Manisa'daki Almina Güzellik Salonu'na konuk olduk. İzliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Manisa'dayız, Almina Güzellik Merkezi iki dev ismin yanında. Kendilerini tanımakla başlayacağım öncelikle. Sibel Hanım, öncelikle sizlerin ve şahsınızı tanıyabilir miyim? Ben Sibel Hovarda. 1997'den beri bu sektörün içindeyim. En güzel şekilde bugünlere getirdik. Kaş tasarımı üzerine marka olduk. Yani inşallah bu başarımız çok daha ilerleyecek. Sinem Hanım, sizleri tanıyabilir miyim? Ben Sinem Şengül. Ablamla birlikte 97'den beri çalışmaktayız. Bu hizmette sektörümüzü çok memnun bir şekilde devam ediyoruz. Sibel Hanım, kuruluşunuzdan bahseder misiniz bizlere? 20 yıldır bu sektörün içindeyiz. Teşekkür ederim. Sinem Hanım, hizmetlerinizden bahseder misiniz? Öncelikle kaş ve ağda üzerine başladık. Daha sonra kaşta marka olduk. Bölümümüzde manikür, pedikür, kuaför hizmetleri hepsi ayrı branşlarda kişiler tarafından yapılmaktadır. Müşterilerimizden bizi tercih etmelerinin sebebi de çok güler yüzlü, samimiyet ve çözüm odaklı kaşlarını en mükemmel şekilde yapmak.
Sibel ve Sinem Hanım, hizmet verdiğiniz cihaz özelliklerinden bahseder misiniz? Tabii ki. Dünyaca ünlü MP ürünlerini kullanmaktayız. İşimizde en iyisini yapmayı tercih ediyoruz. Bu şekilde hiçbir sorunla karşılaşmıyoruz. En mükemmel sonuçlar. MP'nin boyaları, mikroblading kıl tekniği dediğimiz en doğal kaşları bu şekilde iğnesi ve mikroblading aleti kalemiyle yapıyoruz. Bu cihazımızın ucundan da eyeliner çalışmamız mükemmel sonuçlar veriyor. Boyalarımızın kalitesine ve kendi işçiliğimize kesinlikle çok güveniyoruz. Sibel Hanım, siz nelerden bahsetmek istersiniz? Yaptığımız işlemde en acısız şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bunun için iki artı uyuşturucumuz var. Biri normal ilk başladığımızda sürdüğümüz krem şeklinde olan. İkinci işleme başladıktan sonra daha jel şeklinde olan uyuşturucumuz var. Bu şekilde hiç acı duyulmuyor. Sinem Hanım, insanlar sizi neden tercih etmeli? İşimizi çok iyi yaptığımıza inanıyoruz. Biz Manisa'da zaten bir numaralı abla kardeş Sinem Sibel denildiği zaman kesinlikle herkes tarafından tanınıyoruz. Bu da bizi çok memnun ediyor tabii ki. Her şey çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Sibel Hanım, bayanlarımızın size geldiği en büyük problemler nelerdir? Kaş sorunlarıyla geliyorlar. Çoğu yerde yanlış alımlar. Kaşta sürekli yanlış alım sonucu, kaşların çıkmaması. Yani bu şekilde geldiklerinde onları en güzel şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Peki Sinem Hanım, öz eleştiri yapacak olursak, öz eleştirinizde kendinizle alakalı problemler nelerdir? İnsanlar genelde gelir gelmez çözüm odaklı, kaşlarının bir an önce şekilli olmasını istiyorlar. Ama bunun için bir 3 hafta süreç gerekiyor. Daha uzun bir süre de gerekebiliyor. Kimilerinin hiç de çıkmaya da biliyor kaşları. Bunlara da kıl tekniğinle çok güzel doğal, %100 doğal kaşlarla mükemmel sonuçlar veriyoruz. İfadeler kesinlikle çok değişiyor. Teşekkür ederim. Sibel Hanım, burayı açmadan önce hedefleriniz nelerdi? Burayı açmadan önce hedeflerim en güzel şekilde hayata başlamaktı. Yani bu başlamayı ilk hani bir kaş üzerine, belki de bir resim yapmamda çok iyi olmamda hani bu şekilde başladığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sinem Hanım, peki bu saatten sonraki hedeflerinizden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Bu kıl tekniğinde gerekli bütün eğitimleri aldık. Ve bunu bir kurum, bir okul şeklinde biz de bunun eğitimini vermek istiyoruz. Sinem Hanım, bir kaş uzmanının günümüzdeki önlemlerinden bahseder misiniz?
Kesinlikle çok önemli. Müşterilerimizde bir üzgün ifade, kaşlarında, bir bakışlarındaki o ifadeyi değiştirmek bir uzmanın işi kesinlikle. Mükemmel kaşlar yaratmak ve insanların mutlu çıkması, o bakışlarının çok güzel olması insanı çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Sibel Hanım, insanlar size ulaşmak istediklerinde nasıl ulaşıyorlar? Randevu alıyorlar. Yani bu şekilde görüyorlar. Teşekkür ederim. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye ayrı ayrı neler söylemek istersiniz? Tüm Türkiye'ye sağlık ve barış temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Tüm Türkiye'ye ifadeli bakışlar diliyorum. Bir dahaki turumuzda görüşmek üzere. Aymina Güzellik Merkezi'ndeydik Manisa'da. Hoşçakalın. Zengin menüsü ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla Tekirdağ'daki Jimmy Joker'e konuk olduk. Birlikte izliyoruz. İsmim Cihan Geyik. 31 yaşındayım. 5 yıldır bu sektördeyim. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler mezunuyum. 1,5 yıldır da Değirmen Altı Jimmy Joker Şubesi'nde çalışmaktayım. Cihan Bey, hizmetlerinizden bahseder misiniz biraz? Fast food, alakart, sıcak ve soğuk içecekler, alkolsüz kokteyller. Cihan Bey, gördüğümüz içeceklerin sizler için özelliği nedir diğer sektörlerden ayıran? Tabii, öncelikle içeceğimizin ismi Jimmy Latte. Bu bizim kendi firmamıza ait bir içecektir. Başka bir yerde bulamazsınız. İçinde süt kreması, süt köpüğü, espresso ve çilek, karamel, fındık tatlandırıcı şurupları vardır. Tarımsal makine sanayinde gübre makinesinin işlevi nedir? Samsun'da bulunan Anım Makine Sanayi'ye konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Samsun'da devam ediyor. Samsun'da 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeyiz ve makine sanayinde, makine sektöründe hizmet veren İshak Angın Makina'ya konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın İshak Angın ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi özellikle makina sektöründeyiz ve sanayi sektöründeyiz. Ve özellikle ağır sanayi olarak da hizmet veriyoruz. Tabii ki hizmetlerimizle ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. İshak Angın Makina ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? 1960'ta babam kurmasıyla beraber bugüne kadar devam ediyor. Ve bugün Türkiye genelinde makina yapıyoruz. Yaptığımız makine tavuk gübre kurutma makinaları ve tarım sektörünün ihtiyacı olan gübreyi, tavuk gübresini organik gübre haline getiriyoruz. Ve bu makineyi Türkiye'nin her yerinde tavukçuların hizmetine sunuyoruz. Tabii buradaki yaptığımız makina gübre makinesi, gübre kurutma makinesi. Peki nasıl bir işlem yapıyoruz? Bir anlatabilir misiniz? Şimdi bu makinenin fermente ediyoruz gübreyi. Bu makinamız silindirik şeklinde çiftliklere kuruyoruz ve çiftlikler kendi gübresini, yaş olan gübreyi kuru hale getiriyoruz. 24 saatte kuru hale geliyor ve bundan da ne yapıyor? Hem tarım sektörü faydalanıyor hem de tavukçuların atık gübresinden, çevreyi kirletmeden ve yeraltı sularını kirletmeden kurtarmış oluyor. Aslında gübreyi değerlendirmiş oluyoruz, gübre öyle değil mi? Evet, gübre değerlendirmiş oluyor. Evet, çok güzel. Dediğimiz gibi sadece Türkiye'de, işte sadece Samsun'da hizmet vermiyoruz. Tabii. Öyle Samsun'da. Değil mi? Peki nerelerle çalışıyoruz? İzmir, Konya, İstanbul, Antep gibi yerlere makine yapıyoruz. Evet, tüm ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine pazarlıyoruz aslında. Bu anlamda tabii bir de pazarlama ekibimiz var, öyle değil mi? Evet. Pazarlama ekibimiz de var. Onlar şey yapıyor, müşteriyle beraber birebir ilgileniyor ve bizlere gelip burada makinesini yapmış oluyoruz.
Evet. Ama dediğimiz gibi tamamen burada profesyonel bir kadroyla, ekip evet. ve ekipmanla yapılıyor. Ekipmanlarla. Değil mi? Evet. Ekipmanlarımız, kaynak makineleri, tornalar, testereler, matkaplar gibi makinalarımız var. Bu makinelerde her türlü şey yapmış oluyoruz makineyi. Peki bir makina kaç gün sürüyor yapımı? Bir makina aşağı yukarı 45 gün sürüyor. 45 gün sürüyor. Yerinde de bir 15 günde kuruluyor. Hı hı. 60 günde ancak bir makina çiftlik sahibine ulaşmış oluyor. Peki biz makinayı aldık. Biz sizden sonrasında satış desteği alabiliyor muyuz? Tabii ki. Tabii yani ki. Yani bizim işimiz makinayı satana kadar, makinayı sattıktan sonra bizim işimiz bitti demiyoruz öyle. Yok, değil mi? Yok demiyoruz. Demiyoruz. Bu işimiz bitti demiyoruz. Servis imkanını da sağlıyoruz bunlara. Evet. Ama dediğimiz gibi sadece Samsun'da değil Türkiye'nin her yerinde bu çalışmaları devam ettirebiliyoruz ve tabii ki satış sonrası desteğimizi de Türkiye'nin her yerinde, sağlıyoruz. Sağlıyoruz. Manisa'da eğitim sektöründe popüler Eksen Temel Lisesi'ne konuk olduk. Çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. İzliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektör arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Manisa'dayız. Volkan Hocam'ın yanında Eksen Temel Lisesi'nde. Kendilerini tanımakla başlayacağım önce. Volkan Hocam, Altın Rehber programına hoş geldiniz. Bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınızı tanıyabilir miyiz lütfen? Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsmim Volkan Meray. Matematik öğretmeniyim. Akhisar Eksen Eğitim Kurumları'nın kurucularındanım. 2012'den beri bu kurumda ama 2004'ten beri Akhisar'da öğretmenlik yapmaktayım. Teşekkür ediyorum Volkan Hocam. Hizmetlerinizden ve kuruluşunuzdan bahseder misiniz? Biz Akhisar Eksen Eğitim Kurumları olarak 2012 yılında Akhisar'da 4 ortağımızla birlikte burayı kurduk. Kurulduğumuzda o dönemki adıyla Eksen Dershaneleri olarak eğitim öğretim hayatımıza başladık. Şu an ise 4 kurumumuz var. Bir temel lisemiz, 2 tane özel öğretim kursumuz lise öğrencileri için, bir tane de ilk öğretim ve ortaokul öğrencileri için etüt merkezimiz var. Eğitim hayatımıza burada devam ediyoruz bu şekilde. Teşekkür ederim Volkan Hocam. Diğer kurum ve kuruluş okullardan, temel liselerden farkınız nedir? Şimdi Eksen Eğitim Kurumları'nın kurulduğu günden itibaren amacı Akhisar'da eğitimin standartlarını belirlemekti. Bunu başardığımızı düşünüyoruz. Bizim en önemli artımızdan biri, biz burada her öğrencinin, her bireyin kendi eksik ve ihtiyaçlarını gidereceği şekilde eğitim almasını sağlıyoruz. Kurulduğumuzda da kuruluş felsefemizden biriydi. Bizim kuruluş cümlemizdi, kalabalıkta kaybolmayın diye. Biz Akhisar içerisinde 12-13 kişiyle eğitim veren tek temel liseyiz. Sınıflarımız çok kalabalık değil. Bu da öğrencinin bireysel olarak sıkıntılarını gidermesinde çok etkili oluyor. Ve de özel sorunlarını daha da halledebilmek için birebir eğitime ağırlık veren bir kurumuz. Bu da bizi diğer kurumlar arasında daha farklı kılıyor. En önemli şey eğitimde biliyorsunuz ayrıca öğretmen kadrosundaki kalite. Bu konuda da Akhisar'ın öncü kurumu olduğumuzu söyleyebilirim. Bir de bize başarılarınızdan bahsedebilir misiniz? Öğrenci başarılarınızdan. Eksen Eğitim Kurumu olarak bahsetmiştim. Biz ilk kurulduğumuzda dershaneydik. İlk 4 yıl dershane olarak Akhisar'da tabii sınav hazırlığı yapan kurumlardık. Hemen hemen her sene Akhisar'daki sınavlarda Akhisar birincileri kurumumuzdan çıktı. Ama bir kurumun sadece birinciyi çıkarması başarı değildir. Biz kurumumuzda ortalamada, ben bu istatistikleri çıkartmıştım, %85'e yakın öğrencileri üniversiteye ve iyi bir liseye yerleştirme oranı yakalamış bir kurumuz. Bu gerçekten daha gurur verici bir durum. Çünkü buraya gelen öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu hayallerine ulaşabilmiş. Bu bizim için en önemli şeydi zaten. Son olarak Eksen Temel Lisesi adına tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Biz Eksen Eğitim Kurumları olarak az önce de bahsettiğim gibi ülkenin geleceğini inşa etmek istiyoruz. Akhisar gibi küçük bir yerden bunu tek başına elbette ki biz yapamayız. Tüm eğitim kurumlarının, devlet ya da özel, bunu kendilerine amaç edinip geleceğimizi aydınlık bir gelecek olması için buradan inşa etmeye başlamamız gerekir.
öğrencilerimizi, çocuklarımızı bu bilinçle eğitmeliyiz, kültürlemeliyiz. Herkes bu taşın altına elini koyup bu ülkenin parlak bir geleceğe kavuşması için elinden geleni yapmalı. Güzel bir köy kahvaltısı olmazsa olmazlardan. Lezzetli bir köy kahvaltısının adresi ise Çanakkale'de Güller Kahvaltı Garden. Ziyaret ettik, izliyoruz. Günlür Hanım, sizleri tanımakla başlayabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Tabii. Fatma Gülnur Safran, 58 yaşındayım. Emekli bankacıyım. Teşekkür ederim. Yaşar Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Yaşar Safran, İstanbul doğumluyum. Emekli bankacıyım. Çanakkale'ye geldikten sonra eski hünerlerimi kahvaltı üzerine göstermek için bu yerimizi açtık. Teşekkür ediyorum Yaşar Bey. Aynı zamanda Günnür Hanım eşiniz oluyor, öyle değil mi? Evet, eşimle beraber bu işe başladık. İsmini de kızım Gülbin, eşim Günnür diye Güller Kahvaltı diye açtık. Baştan isimle başladık. Teşekkür ediyorum. Çok şekersiniz. Gerçekten hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz Yaşar Bey? Hizmetlerimiz sabah kahvaltı üzerine 7'de başlıyoruz. Akşam 19'a kadar sadece kahvaltı üzerine sunum yapmaktayız. Bu geçen yıllarda arttıkça şubelerimizi daha çok çoğaltacağız. Teşekkür ederim. Yaşar Bey, kuruluşunuz ne zaman oldu? Kuruluşumuz 2001 yılında. Askerlikte öğrendiğim hünerlerimi burada kahvaltı üzerine sunmaya başladım. Ve kahvaltı üzerine çalışmaktayız. Teşekkür ederim. Günnur Hanım, burayı açmadan önceki hedefleriniz nelerdi? Açmadan önce Çanakkale'de çok büyük bir eksik vardı kahvaltı üzerine. Bunu da ilk açanlardanız. Bu daha sonra yıllar içinde çoğaldı. Fakat müşterimize verdiğimiz hizmetten dolayı, lezzetten dolayı tercihleri çok şükür bizlerden yana oluyor. İstanbul'un kalbi Nişantaşı'nda ünlülerin tercih ettiği Nişantaşı Mos Kuaför'e konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhabalar sevgili Altın Rehber izleyicileri. Şimdiki durağımız Nişantaşı'ndaki Mos Kuaför. Ünlü saç tasarımcısı Erkan Özelli Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Özellikle ünlülerin ve cemiyet hayatındaki ünlü isimlerin sizleri tercih etmesinin sebebi nedir? Tabii. Ben şöyle yorumlamak istiyorum. Şimdi ünlülerimizi tercih etmesindeki nedenlerden biri ilk önce markamız gereği. Markamızın farkındayız. Sonra salon içerisindeki, yani markanın içerisindeki kişiler çok önemli burada rol oynuyor. Ne kadar ünlü, jenerik ünlü mü, gerçekten popüler ünlü mü? Biz bunlara çok önem veriyoruz. Bizden önceki hayatında nasıl renkler kullandığı, bizden sonra nasıl renkler kullanması gerektiğini, vücut hatları, elbise dolabı, tarzı bizim için çok önemli burada. Sırada Çanakkale'de çok özel bir röportajımız var. Çanakkale Hizmetler Grup'tayız, izliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Fatma Hanım'ın yanındayız. Çanakkale Hizmet Grupları kendilerine dönüyorum. Fatma Hanım, öncelikle sizleri tanımakla başlayabilir miyiz? İsmim Fatma Yurttaş. 1965 doğumluyum. Yaklaşık 30 yıldır çalışıyorum. Şu anda Çanakkale Hizmet Grupları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktayım. Teşekkür ederim. Hizmetlerinizden bahseder misiniz lütfen? Çanakkale Hizmet Grupları bir belediye şirketi olup yaklaşık %99'umuz Çanakkale Belediyesi'ne aittir. Hizmetlerimiz genelde asfalt plantimiz var, akaryakıt istasyonumuz mevcut. Sosyal tesisler dediğimiz Türkan Saylan sosyal tesislerinin işletmeciliğini yapıyoruz. Golf Aile Çay Bahçesi'nin işletmeciliğini yapıyoruz. Ve Özgürlük Parkı'nda yine orada bir çay bahçemiz var. Bunların şu anda işletmeciliğini yapıyoruz. Çanakkale halkına en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim Fatma Hanım. Çanakkale Hizmet Grupları nasıl oluştu? Oluşumunuzdan bahseder misiniz? Çanakkale Hizmet Grupları 1989 yılında Çanakkale Belediyesi tarafından oluşturuldu.
Genelde daha evvelden bu gıda üzerine oluşmuş. Çanakkale halkına tabii ki daha ucuz gıda Tansaç marketleri olaraktan kurulmuş. Ondan sonra çevirerekten hizmet alanına gelindi. İşte plantlar kurularaktan üretim alanına geçildi. Şu anda bugünkü durumdayız. Fatma Hanım, diğer hizmet şirketlerinden farkınız nedir? Diğer hizmet şirketlerinden genellikle daha çok fazla kar amacı gütmeyen bir şirketiz. Çanakkale halkına daha çok hizmet olaraktan faydalı olmaya çalışıyoruz. Mesela çay bahçelerimizde şu an en düşük çay fiyatıyla satış yapmaktayız. Yani diğer kordondaki diğer işletmelere göre çok daha ucuza satmaya çalışıyoruz. Evet, Çanakkale Hizmet Grupları olarak misyonlarınız nelerdir? Her zaman Çanakkale halkına ucuz, güvenli, daha kaliteli hizmet sunmak. Çok teşekkür ediyorum. Bir bayan işletmeci olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim bu arada. Herkesi Çanakkale'ye davet ediyoruz. Herkese kordonumuza şöyle bir ziyaret etmesini, çay bahçelerimizde en azından ucuz, güzel bir çay içmesini tavsiye ediyoruz. Teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için, güler yüzünüz, samimiyetiniz için. Ben de herkesi bir kez de olsa sizi görmeye çağırıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim, Çanakkale'deydik. Çanakkale Hizmet Grupları Fatma Hanım'ın yanındaydık. Kendilerini bizleri ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki serüvenimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlık adına birçok ürüne yer veren Tekirdağ'daki Gelişim Medikal'e konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Gelişim Medikal'in kuruluş amacı öncelikle kendim de bir engelli olduğum için medikal sektöründeki görmüş olduğumuz açıkları ya da kendimizin temin edemediği ürünlerden yola çıkarak bu işe atılmaya karar verdik. Yaklaşık 10 yılda işin içerisindeydik zaten. Evet, ürün olarak insanlar sizi neden seçmeli Harun Bey? Öncelikle bizim çok dikkat ettiğimiz konu tüm ürünlerimizde Sağlık Bakanlığı onayının olması. Sağlık Bakanlığı onayının olması demek, o ürünün Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınması demek. Ve biz tüm ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı onaylı ve SGK geri ödeme kapsamında. Canlı müzik performansı ve nefis lezzetleriyle Bakırköy'de bulunan Seaside Bistro'ya konuk olduk. Hep beraber izleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Şimdiki durağımız Bakırköy'deki Seaside Bistro Cafe. Firma sahibimiz Sayın Mesut Aydın Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Mesut Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Firmanızdan ve kendinizden biraz bahseder misiniz? Bu mekanı ben 6 ay önce açtım. Bu mekanı açmamın sebebi Bakırköy'de böyle bir boşluğun olduğunu hissettim ve eğlence sektörüne ilk adımımı attım. Bundan önce de daha değişik sektörlerde faaliyet göstermiştim. Ancak eğlence sektöründeki boşluğu doldurmak amacıyla Bakırköy'de Seaside Bistro Cafe'yi açmış bulunmaktayım. Özellikle ünlü isimler de sizleri tercih ediyor. Peki müşterilerinizin özellikle sizleri tercih etme sebebi nedir? Güler yüzlü ekibimizle sıcak bir aile ortamı oluşturuyoruz burada. Üstün hizmet veriyoruz. Bizim amacımız zaten para kazanmak değil, müşteri memnuniyetini ön planda tutmak. Bunu hedefliyoruz.
Peki firmanızda ne çeşit organizasyonlara yer veriyorsunuz? Çarşamba, cuma ve cumartesi günleri canlı müzik eşliğinde dünya mutfağını sergiliyoruz. Salı ve cuma günleri ise sırtaki ve Latin dans gecelerimiz mevcuttur. Peki sizin spesiyel yemekleriniz ve içecekleriniz nelerdir? Texas ve Meksika mutfağına özgü Arizona steak ve Roquefort soslu bonfilemiz mevcut. İçeceklerimizden ise Seaside kokteyl bize özgü olmaktadır. Bunu şiddetle tavsiye ediyoruz. Diğer kokteyl çeşitleri de elimizde bulunmaktadır. Peki firmanızın ileriye yönelik hedefleri nelerdir? Firmamızı büyütmek, franchising vermek, buna karşın ürün yelpazemizi genişletmek ve daha iyi bir seviyeye getirmek. Peki Mesut Bey, başarılı bir genç girişimci olarak buradan Altın Rehber izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Canlı müzik eşliğinde Texas ve Meksika mutfağının tadını çıkarmak isteyen bütün müşterilerimizi Seaside Bistro'ya bekliyoruz. Peki Mesut Bey, bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, bugün de Bakırköy'deki Seaside Bistro kafedeydik. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Samimi çalışanları ve harika kahveleriyle hizmet veren Edirne'de Kada Kafe restoranda konuk olduk. Hep birlikte izleyelim. Merhaba, Sıtkı Burak Kanıgüzel ben. 28 yaşındayım. Yaklaşık bir 4-5 ay oldu işletmemiz açalı. 5 aydır buradayız. Biz kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Fiyat politikasıyla müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda insan ilişkilerine önem veriyoruz. Bizde genellikle kahve ağırlıklı, kahve çeşidi, yöresel kahve ağırlıklı çeşitlerimiz var. Alakart mutfağımız var. Onun harici atıştırmalık yemeklerimiz var. Tatlılarımız var. Suflemiz var mesela. Suflemizi gelen arkadaşlarımız çok beğeniyorlar. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Onun harici köftemiz ve hamburgerimizi kendimiz üretiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Yani üretiyoruz derken hani kıymasını, baharat çeşitlerini biz kendimiz üretiyoruz. Kahve çeşitlerinde aynı şekilde değişik farklı kahvelerimiz var. Kahve kokteyllerimiz var. Soğuk kendimize ait içeceklerimiz, kokteyllerimiz var yazın içebileceği insanların. Ve bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu yılın modasında saç renkleri nelerdir? İstanbul Kartal'da bulunan Salon Julie'ye konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Kartal Atalar'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise güzellik sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi Salon Jolie'ye konuk oluyoruz. Yanımızda saç tasarımcımız Sayın Erhan Horoz ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Ben de iyiyim, sağ ol, teşekkürler. Şimdi özellikle Salon Jolie olarak birçok hizmetimiz var. Hizmetlerimizi anlatacağız ama öncelikle mekanımız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu? Jolie Coiffeur 12 seneden beri hizmet vermekte. Hı hı. Bayan coiffeur salonu olarak güzellik, cilt bakımı olsun, salaryum olsun hizmet vermekteyiz bu şekilde. Hı hı. Tabii burada en önemli şey hanımların saçları. Doğal olarak bu anlamda özellikle bakımlarda yapılıyor değil mi? Yapılıyor. Peki bu yılın saç renklerinde neler moda? Soğuk tonlar, küllü tonları, bakır tonları, daha doğrusu yüze hangi renk yakışıyorsa
bu tonlarda hitap ediyoruz. Renklendirmeler yapıyoruz. Peki farklı bir istek oldu ve geldi bir bayan. Dedi ki ben işte farklı bir şey istiyorum saçıma. Siz hemen uyguluyor musunuz? Uygun görürsek, yüzüne yakışacağını inanıyorsak tabii ki uyguluyoruz. Peki bu yılın moda saç kesimlerinde neler var? Katlı kesimler, daha çok düz kesimler uygulanıyor. Bu da yüzün şekline göre. Aslında modayı da takip etmemek gerekiyor ama insanın yüzün şekline göre. Kesinlikle. Bu şekilde kesimler uyguluyoruz, model kesimler uyguluyoruz. Peki uygulamalar yaparken nelere dikkat ediyoruz? Her şeyden önce müşterinin yüz şekline, istediği modelin yüzüne yakışacağı, yakışmayacağına, bu şekilde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yüzün ovalliğine, üçgen yüzüne, bu şekilde dikkat ettiğimiz sürece her şey güzel bir şekilde model çıkartabiliyoruz. Kesinlikle buradan da bayanlar, evet, bayanlar mutlu mesut ayrılıyorlar değil mi? Hizmetimizle. Kaliteli hizmetimizden asla taviz vermiyoruz. Tabii. Peki bu anlamda çalışmalarımız devam edecek? Tabii ki edecek. Her zaman bu konularda çalışmalar yapıyoruz. Güzellik kelimesine yeni bir anlam yüklemek için Çanakkale'de açılan Ebru'lu Güzelliği ziyaret ettik ve çok özel bir röportaj yaptık. İzliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Ebru Hanım'ın yanında, dev bir ismin yanında Ebru'lu Güzellik Merkezi'ndeyiz Çanakkale'de. Kendilerini tanımakla başlayacağım öncelikle. Ebru Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Ebru Erdinç. Ebru'lu Güzellik Merkezi'nin sahibiyim. 37 yaşındayım. 15 yıldır bu sektörün içindeyim. Hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz bizlere? Hizmetlerimiz şunlardır: lazer epilasyon, profesyonel cilt bakımları, masaj ve tedavi edici masajlar, protez tırnak, kalıcı makyaj, ipek kirpik, dolgu, botoks, kilo kontrolleri ve sporcu beslenmeleridir. Nasıl Ebru'lu oldunuz? Kuruluşundan bahseder misiniz bizlere? Uzun yıllardır bu sektörün içinde olduğum için, gözlemlediklerim kadarıyla bu sektörde bazı yanlışların olduğunu fark ettim. Doğru hizmet için Ebru'lu Güzelliği kurmayı düşündüm. İsmim Ebru olduğu için Ebru'lu kullandım. Uzun yıllardır bu sektörün içindeyim. Fakat bu işin ticari amaçla yapıldığını gördüm. Ve hizmet vermek amaçlı Ebru'lu Güzellik Merkezi'ni kurdum. Ebru Hanım, peki insanlar sizi neden seçmeli, neden Ebru'lu'ya gelmeli? İnsanlar bizi neden seçmeli? Eğitimsiz değil, eğitimliyiz. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı eğitimlerim hizmete mevcuttur.
doğru hizmet ve doğru tedavi için buradayız çünkü. Ebru Hanım, açıklamalarınız beni yeterince doyurdu. Umarım sizi izleyen insanlar ne kadar doğru, dürüst, işinizi tam anlamıyla yaptığınızı görürler. Mesleki ve ticari hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum. Ebruli Güzellik Merkezi olarak sizi aynı sektörlerinizde ayıran temel özelliklerinizden bahseder misiniz lütfen? Ebruli Güzellik Merkezi olarak diğer firmalardan bizi ayıran özelliğimiz Milli Eğitime bağlı Balıkesir Gül Estetisyen Okulu ile anlaşmalı estetisyen okuluyuz. İnsanların bedel ödedikleri hizmeti eksik veya yanlış aldığını düşünüyorum. Bu algıyı Ebruli Güzellik olarak yendiğimize inanıyorum. Ebru Hanım, Ebruli Güzellik Merkezi olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Öncelikle yeni yılın tüm Türkiye'ye mutluluk, huzur, güzellik getirmesini temenni ediyorum. TV8 ve Acun Medya'ya sonsuz teşekkürler ediyorum. Çanakkale ilinde güzellik sektörü firmaları arasında Ebruli Güzelliği tercih ettiğiniz için ben sonsuz teşekkürler ediyorum. Efendim, Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Dev bir ismin yanındaydık. Ebruli Güzellik Merkezi'nde, Çanakkale'deydik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir dahaki turumuzda görüşmek üzere. Çok özel bir lezzet turuna daha konuk olduk. Tekirdağ'daki Balıkname'deyiz şimdi. İzliyoruz. İsmim Arzu Aydın. 10 yıldır Balıkname'yi işletiyorum. Ondan evvel de daha evvel İstanbul'da da çalıştım birçok yerde. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Rumeli Hisarı tesislerinin müdürlüğünü yaptım. Çok güzel. Balıkname bizim gördüğümüz kadarıyla birçok hizmet veriyor. Bu hizmetlerden sizler de bahseder misiniz lütfen? Tabii ki özel gecelerimiz oluyor fasıllı. Onun dışında özel toplantılar, nişanlar, bu tür ağırlamalarımız oluyor. Özellikle Levrek Marin bizim çok başarılı bulunuyor. İstanbul'da da ben kendim gittiğim yerlerde yiyorum. Bizim lezzetimizdekine daha denk gelmedim. Kalamar tava kesinlikle o konuda da tekiz. Onun dışında da tabii işte birçok mezemiz var. İşte tabule, biber borani, şakşukamız. Yani hepsinin lezzeti gayet başarılı. Sağlıklı ve fit görüme ulaşmak için neler yapmalıyız? Şimdi sırada Çanakkale Zayıflama Merkezi var. Konuk olduk, izliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Feriha Hanım'ın yanındayız. Çanakkale Zayıflama Merkezi'nde öncelikle kendilerini tanımakla başlayacağım. Feriha Hanım, bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız Büşra Hanım? Hoş geldiniz bu arada Çanakkale'ye. Hoş buldum. Çok mersi. Sizleri tanımakla başlayabilir miyim lütfen? Tabii ki Büşra Hanım. Sene 2015'te firmamız kuruldu. Bir yıldır hizmet vermekteyiz. Onun dışında İstanbul'da Acıbadem Koz Yatağı ve Metin Oktay Flora Tesisi'nde görev yapmaktaydım. Şu an 5 kişilik bir kadroyla profesyonel hizmet vermekteyiz Çanakkale halkımıza. Feriha Hanım, insanlar size zayıflamak için geliyorlar ve çok zor bir psikoloji oluyor. Bu durumun altından nasıl kalkıyorsunuz? Tabii ki de insanlar bize buraya geldiğinde ilk diyetisyen geçmişlerinde liste vereceğimizi düşünüyorlar ama biz bu şekilde çalışmıyoruz. Çünkü kilo problemi olan bireylerde genellikle psikolojik anlamda bir yalnızlık ortaya çıkıyor ve biz bunu haftada bir danışanlarımızı takip ediyoruz, telefon görüşmeleri yapıyoruz, haftada bir kez yüz yüze görüşmeler yapıyoruz, onları yalnız bırakmıyoruz. Aslında danışanlarımızın bizi tercih etmelerindeki en önemli sebeplerinden bir tanesi, kişiler kilo verdikten sonra tekrar kilo alma problemlerini yaşıyorlar. Ama biz danışanlarımıza liste satmaktan öte, yani liste vermekten öte, bizim bilgi ve donanımlarımızı kişilere öğretiyoruz. Yani zayıflama listeleri nasıl oluşur, kontrol programlarında neler yapmaları gerekiyorlar. Aslında bizden satın aldıkları şey bilgi, zaman, moral ve motivasyon veriyoruz insanlara. Firmamız 2014 yılında kuruldu. Aslında daha küçük bir firma yine. Ama işte 3 yıl kadar bir süre geçmesine rağmen Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Hani evet Trabzon'dayız ama sadece Trabzon içinde çalışmıyoruz. Ücretsiz kargoyla Türkiye'nin her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Peki bu ürünler neler, neler yapıyoruz? Ürünlerimiz neler? Bebek doğduğu andan başlayıp evlendirene kadar devam edebiliyoruz. Doğumda baby shower'lar var biliyorsunuz şimdi. Evet. Baby shower'la başlıyoruz. Daha sonra işte doğum için hastane odası süslüyoruz. Ürün de verebiliyoruz. Hayır biz yapacağız diyenlere. Hani ürün veriyoruz, kendileri yapıyorlar. Sünnet. Daha sonra işte doğum günlerini hazırlıyoruz. Ondan sonra daha büyük gruplar için nişan, kına, söz gibi süsler de hazırlıyoruz. Sonra bizim gelin mevlütlerimiz var. Gelin mevlütler için ürünler hazırlıyoruz. Yani bütün bu kutlamalar için, güzel olan her gün için bir kutlama ürünümüz var. Yani kutlamanın sonu yok. Aynen öyle. Mi? Aynen. Güzel şeylerin sonu olmasın zaten. Evet kesinlikle ama her güzel şeyin olduğu yerde de evet, biz varız diyoruz. Evet, aynen öyle. Gamzeli Butik olarak orada imzayı atıyoruz zannediyorum, değil mi? Evet. Tabii ürünlerimizle birlikte yaptığımız farklı çalışmalarla birlikte. Tabii burada konsepti tamamen biz belirliyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki kişinin isteğine göre de değişik konseptler düzenleyebiliyoruz, öyle değil mi? Evet, kişilerin isteğine göre. Zaten hani kişi ne istediğini bize söylüyor. Benim normalde mesleğim iç mimarlık, ben iç mimarım. Geliyorlar, hangi mekanda yapmak istediklerini söylüyorlar. Mekanı kendileri seçiyorlar. Nasıl bir konsept istediklerine karar veriyorlar. Renklerini seçiyoruz. Neler yapabiliriz, neler dağıtabiliriz, çocukları nasıl mutlu edebiliriz veya gelecek konuklarımızı nasıl mutlu edebiliriz? Bunların hepsini düşünerek ortak belirlediğimiz konsept çerçevesinde ürünlerimizi hazırlıyoruz. Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, size rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ataş Ağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi, Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.